Abi bakın buradaki güzelliğe, resimlere, eski yazılara. Yani buradaki aynı şekilde yaprağın üzerinde eski yazılar var. Güzel işlemeler var yani. Hiçbir yer. Atalarımdan, dedelerimden kalma tabu. Şimdi 80 senedir böyle oldu. Bura kullanmayalı böyle oldu bu. Burası yani hocası da vardı buranın. İmam gitti, burada bitti. İmam yok şimdi burada. Cami ölünce imam da gitti, imam da gelmiyor. Ta eskiden padişahlar döneminde yapılmış bu. Tabii Selçuklu döneminde yapıldı diyorlar bunu, tamam. Selçuk döneminde yapıldı diyorlar. Bu üzülünme mi abi, bura böyle olduğu için. Hakikaten burayı yapılsa bir tür olur. Mesela gelip giden daha güzel oluyor. Bizim Savranşa köyünde yapıldı. Bak ne güzel oluyor bura. Bura yapıldı mı daha güzel olur tabii. Köye bir güzellik gelir, camiye bir güzellik gelir. Bu Allah'ın evi. Öyle değil mi abi ya? Tabii abi, kiliselere bakıyorlar. Bizim burada, bizi vatandaş saymıyor elem devlet. Bunu yapmıyor. Öyle abi ya. Devlet bizi vatandaş saymıyor herhalde, bu camiyi yapmıyor. Bu cami Allah'ın evi bu. Ya ben tarihin tam tarihini bilmiyorum. Ama vakıflara bildirdim ben, müracaat ettim. Oralar bir netice vermedi. Gelip kontrol ettiler, gittiler. Tamam yapacağız dediler, bakacağız dediler. Öyle kaldı. Özel idareye başvurdum. Çevril müftülüğünle beraber hareket ettik. O da bir şey olmadı. Böyle duruyoruz şimdi. Bakımsız halde. Bu camide namaz kıldığınız dönemleri hatırlıyor musunuz? Tabii kaç, tabii. Kaç yıl önce böyle bu şekilde olmaya başladı? Yani 10 yıl, 15 yıl önce namaz kılınıyordu. Burada namaz kılıyorduk. Ama şimdi bakımsız olduğundan kılamıyoruz. Öbür camimiz var, orada kılıyoruz. Ya bir geçmiş bir tarih bu ya. Bu bakılmazsa olmaz ya. Bakılması lazım.
Kiliseler kadar değeri yok mu camimizin? Öyle şey yapıyorlar. Ne yapalım? Bizim buraya kadar sözümüz geçiyor. Cami harabe şeklinde duruyor. Neler söyleyeceksiniz? Ya bakım olmadığı için işte ben yani çocukluğumda burada namaz kıldım hatırlıyorum ama şu an dediği gibi muhtarımızın 10-15 seneden beri burada namaz kılınmıyor. Bakılmıyor, akıyor, kokuyor. Tabi ilgileniyor muhtarımız ama neticede bir devlet yardımcı olmuyor yani bu camiye. Yani istiyoruz biz. Kiliseler kadar bir değerimiz yoksa devletin gözünde yapacak bir şey yok yani buna. Yani yapılsın biz istiyoruz yani. Neticede temizlensin, şey yapsın. En azından namaz kılınmasa bile bir tarih eser yani yaşasın. Bizim amacımız bu. Benim görüşüm bu yani abi. Dini şeylere değer vermiyorlar demek ki yani. Benim kiliselere değer verdikleri gibi, başka yerlere değer verdikleri gibi vermiyorlar. Ve biz uç köşede olduğumuz için kalmışız burada. Bizim sesimizi duymuyorlar yani. Muhtarımızın dediği gibi başvurmuş ama hiçbir netice alamamış. Yani bu devletimizden kaynaklanıyor. Açık açık yani. Devletimizden kaynaklanıyor. Devletimiz bizimle ilgilensin, bu camimizi yaptırsın. Burayı yani gördüğümüz gibi yani kamerada çekiyor baksınlar. Bu şekilde olması var. Bakıp da daha temiz olması var. Yani aka aka da bir gün göçecek burası. Göçecek yani. Muhakkak göçecek yani bu. Bir şey kalmamış zaten. Şu 3-5 sene kadar göçer yani. Babam bu köyün hocasıydı. 50 sene hocalık yaptı. İzmir'den iki usta getirdi. Birisi Adem'di. Birinin ismini bilmiyorum. Onlara boyattı babam burayı. 70 sene beri. Bu kadar biliyorum ben.